Hocalara geldik, coğrafya AYT soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Neler yapıyoruz bugün? Bugün doğal çevrenin sınırlılığı üzerine bir test çözeceğiz sizlerle. Bu konularda sorular gelebiliyor son yıllarda. Dediğim gibi çevre kirliliği, geri dönüşümler, doğal kaynakların kullanımı ile ilgili sorulara dikkat ediyoruz. O zaman başlasın. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Doğal kaynakların işletilmesinde kullanılan yöntem ve teknolojik farklılıklar ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklardan en verimli şekilde ve uzun süre yararlanırlar ve bunun için de çabalarlar. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğal kaynaklardan en verimli ve uzun süre yararlanması beklenmez? O zaman geri kalan bir ülkeden söz etmemiz lazım. Norveç gelişmiş bir ülke arkadaşlar. Kesinlikle doğal kaynakları çok pozitif kullanmak zorundadır. Belçika'da yine aynı şekilde, Lüksemburg'da aynı şekilde, Fransa'da aynı şekilde, Almanya'da aynı şekilde. İsrail'de son dönemler aynı şekilde arkadaşlar. İsrail'de bir gelişim ivmesini çok iyi şekilde rastlıyoruz, görüyoruz. Ama Pakistan, Hindistan arkadaşlar, Afganistan gibi ülkeler, Kenya gibi ülkelerde doğal kaynakların verimli kullanımı çok da söz konusu değil. Bunu biliyoruz. O zaman sorumuzun cevabı ne olsun? Denizli dedik. Herhangi bir doğal kaynaktan faydalanma sırasında uygulanan yöntem ve kullanılan teknolojik imkanların çevresel şartlar ile uyumlu olması hem ilgili doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımı hem de coğrafi çevre üzerindeki olumsuz etkisini engelleyecektir. Yani doğru kullanmalıyım kaynağımı. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğal kaynakların kullanım sürecinde sürdürülebilir, yani geri dönüştürülebilir kullanımının daha az göz önünde bulundurulduğu söylenebilir. Sürdürülebilir bir politika daha az olacak, yani geri kalan bir ülkeden söz ediyor değil mi? Zaten seçeneklere baktığımızda Norveç'in gelişmiş bir ülke olduğunu, Hollanda'nın gelişmiş bir ülke olduğunu, Finlandiya'nın gelişmiş bir ülke olduğunu, Japonya'nın, Amerika'nın, Rusya'nın gelişmiş bir ülke olduğunu göreceğiz. Ama İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bu etkilerin çok çok az kullanıldığını da biliyoruz arkadaşlar. Onun için sorumuzun cevabı nedir? Edirne dedik. Aşağıda aynı bölgenin 1950 ve 2000 yıllarına ait arazi kullanım haritaları gösterilmiştir. Şimdi 1950 yılı var aynı bölgeye ait. 2000 yılı var arkadaşlar. 1950 yılında bakın arkadaşlar, şu özellikle şu kısma bakalım. Bakın akarsu çizilmiş. Yeraltı akışına alınan akarsu var. Evet. Kentsel atıklardan söz ediyoruz. Bakın şurada kentsel atıklar var. Ormanlık araziyi sağdan soldan göstermiş. Şimdi bakın 50 yıl sonra nasıl bir dönüşüm olmuş. Bir kere bakın orman dediğimiz sahalar iyice azalmış değil mi? Doğru mu? Şimdi tarım alanları ne olmuş? Artmış farkındaysanız. Burada tarım alanları düzeltiyorum. Tarım alanları genişti. Burada daraldı. Çünkü burada lejant da verilmemiş tarım alanı. Buradan yorumladık. Yerleşim alanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yerleşim alanlarında bir bakın şöyle bir kaymalar var. Yine genişleme olmuş. Endüstri kuruluşları artmış. Yani kısacası burada doğal çevreyi biz daha kötü kullanmışız. Yani burada negatif bir etki var. Burada doğal kaynak, doğal çevre yıllar geçtikçe ne olmuş? Kötü kullanılmış. Bakar mısınız, tarım alanlarının olduğu yerler artık yerleşim sahaları olmuş, sanayi alanları olmuş. Peki sorumuzda ne diyor bize? Buna göre 50 yıllık sürede arazi kullanımıyla ilgili aşağıda verilen değişimlerden hangisinin çevre sorununa yol açtığı söylenemez. Şimdi ormanlık alanlar daralırsa çevre sorununa yol açar mı? Açar. Ormanlar havayı temizler. Doğaldır aynı zamanda. Bu daralması kötü bir şey. Yerleşim alanları ile endüstri kuruluşlarının bir arada bulunması, ikisinin yan yana olması doğru bir şey değil. Hatta yerleşim alanları, yani şehirler, sanayi alanlarını ne yapar? Yutar. Bu iyi bir şey değil. Hatta hava alanlarını bile ne yapmış? Şehirleri büyüdükçe yutmuş. O zaman bu da bir sorun mudur? Sorundur. Tarım alanlarının yerleşime açılması, unutmayın,
arazi planlamasıyla ilgili bir soru çözmüştük geçen testimizde. Dedik ki arazi kendine, amacına uygun kullanılmalı. Eğer alan tarım alanıysa yerleşme alanına dönüştürülmemeli. Tarım alanları yerleşme alanına dönüştürülürse, sanayi alanlarına dönüştürülürse, turistik yörelere çevrilirse amacı dışında kullanılır. Bu da olumsuz bir durumdur. Kentsel atıkların yerleşim alanı yakınlarında depolanması. Kentsel atıkları yerleşim alanlarına yakın depolarsam çevre kirliliği olur. Görüntü kirliliği olur. Sulara karışır, su kirliliği olur değil mi? Koku kirliliği, bizde hava kirliliği olur aynı zamanda. Bunlar olumsuz sonuçlar. Hatta metan gazı birikerek orada bir patlama bile yaşanabiliyor çöplerde bildiğiniz üzere. Kent yakınlarında tarımsal etkinliklerin yapılması. Bakın unutmayın, tarım yapmak güzel bir şey. Üretmek güzel bir şey. Çevreyi kirletmez. Doğaldır. İnsanların yaşamına uygun bir sektördür. Gıda teknolojisidir aynı zamanda. Kent yakınında tarım etkinlikleri yapmak güzel bir şeydir. Çünkü kentlerde illa sanayi olacak diye bir şey yok. Tarım kentleri de olabilir. Onun için bu olumsuz bir durum sayılmaz. Sorumuzun cevabı ne olsun? Edirne dedik. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın 2006 yılı yaşanan gezegen raporuna göre karasal canlılarda %31, tatlı su canlılarında %28, deniz canlı türlerinde %28 oranında azalma olduğu görülmüş. Demek ki biz farkında olarak ya da olmayarak zarar verdik bunlara. Bu duruma yol açan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Neden zarar verdik? Doğal kaynakların tüketim hızının, bu kaynakların kendilerini yenileyebilme hızından yüksek olması. Yani bir doğal kaynak kendini 50 yılda yenileyebiliyorsa ama ben bunu 40 yılda bitiriyorsam arada kalan 10 yıl benim zararım, açığım, zamanı kaybetmem anlamına gelir. Doğru mu? Gerçekten doğru. Yani doğayı orantısız bir güçle kullanmak. O bana günde 5 kilo süt veriyor ama ben ondan 6 kilo süt almaya çalışıyorum. Ne olur? Bu hayvancılıkta da böyle, tarımda da böyle, zarar eder. Cevap bence Ankara. Bence sizce de öyle. Dünya nüfus artış hızının düşmesi arkadaşlar. Hayır, hız kısmen düşse bile dünya nüfusu ne oluyor? Hep artıyor Türkiye gibi. Ekonomik faaliyet türleri azalmıyor, tam tersine artıyor. Her gün yeni yeni meslekler doğuyor. Her mesleğin, her ekonomik faaliyetinde doğal çevreye bir zararı oluyor sonuçta. Eğitim seviyesinin yükselmesi arkadaşlar. Yükselse ya da yükselmesi bunları olumlu etkilerdi ama olumsuz etkilemiş. Çevre örgütlerinin doğayı koruma çalışmaları olumlu etkilerdi ama olumsuz etkilenmiş. Sorumuzun cevabı ne olsun? Ankara. Sürdürülebilir. Bu sözcüğe çok alışın. Sürdürülebilir ya da geri dönüşüm dediğimiz kalkınmanın temel amacı temel kaynakları koruma ve doğal kaynak kullanımında verimliliği sağlamaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun etkinliklerden biri değildir? Doğal çevreyi kirleten, doğada yok olmayan maddelerin üretimini yasaklarsam bu doğal çevre için olumlu bir şey değil mi arkadaşlar? Yasaklamak. Evet. Atıkları geri dönüşüm tesislerinde yeniden değerlendirmek, kullanıma sunmak olumlu bir şeydir, güzel bir şeydir, istediğimiz bir şeydir. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, yani rüzgarı, güneşi, jeotermal santralleri kullanmak kömür yerine doğru bir mantık dedik. Organik tarım yöntemini yaygınlaştırmak, hizmet sektörü yerine sanayi sektörünü. Şimdi size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Organik tarımda daha az ilaçlama yapıyorum. Daha az gübre kullanıyorum. Teknolojinin doğal çevreye verdiği zararı minimize ediyorum. Yani azaltıyorum. Olumlu mu? Olumlu. Hizmet sektörü yerine sanayi sektörüne de yatırımları artırmak. Soruyorum. Hizmet sektöründe ne var? Ticaret var. Turizm var. Eğitim var. Bankacılık var. Finans var. Reklamcılık var. Sigortacılık var. Değil mi? Şimdi bunlar mı havayı, toprağı, suyu kirletir, sanayi mi? Ben bunları bırakıp sanayiye ağırlık verirsem doğal çevreye zararım artar. Onun için cevabımız ne olacak? Edirne. Dünyadaki doğal miras alanlarının korunması için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması yanlıştır?
Doğal miras alanları nasıl korurum? Orman alanlarını genişletmek doğru mudur? Bence doğru. Neden? Yeşillik doğal çevreyi zenginleştiriyorum. Turizm alanlarında iskana sınırlamalar getirmek. Yani her yere, kafamızın her estiği yere param var diye otel açarım diyemem. İmar çalışması yapmam lazım. Her yere otel yapamam. Çünkü kıyıların doğal dengesi bozulur. ÖSYM cümlesidir bu aynı şekilde. Peki avcılığın doğal yaşamı ve türleri tehdit etmeyecek şekilde planlanması. Avcılıkta bir dönem olması lazım diyor. Mesela kara avcılığında ne oluyor? Mesela adam diyor ki hayvanların üreme zamanlarında avcılık yasaktır diyor mesela. Onun için bu olumlu bir şeydir. Çöplerin geri dönüşüm için toplanması olumlu mudur arkadaşlar? Olumludur, doğru, güzel. Peki geri dönüşümlü ambalajların kullanılması mı kullanılmaması mı? ÖSYM bu oyunları çok sever ve yapar ve sonlara saklar. Hızlı okuyunca geri dönüşümlü ambalajların kullanılması gibi okuyoruz. Kullanılmaması. Aynen böyle bir soru da yapmış arkadaşlar daha önce. Çok yoğun kullanılan bir soru tipi değil ama bu soruyu seçmemin sebebi bunu biz de çok görüyoruz sınavlarda. Bazen olumlu yerine olumsuz kullanıyor. Ha, bizi yanıltıyor. Onun için sorumuzun cevabı ne olsun? Edirne dedik. Peki arkadaşlar geldim. Aynen öyle, son sorumuza geldim. Kyoto protokolü ile sera etkisi yaratan gazların emisyonunu kısmak, yani atmosfere salınımını kısmak üzere sanayileşmiş ülkeler için çeşitli hedefler belirlenmiştir. Yani senin sanayin var diye istediğin şekilde havayı kirletemezsin. Neden? Hava hepimizin. Burada bir sınırlandırma var. Kyoto protokolünde bilirsiniz arkadaşlar. Küresel ısınma da çok çok önemlidir. Mesela daha sonra Paris konferansı imzalandı. Kyoto protokolünden daha da geniş çaplı. Ama Kyoto protokolü sera gazlarını kontrol altına almak için, havanın kirlenmesini engellemek için, küresel ısınmanın önüne bir set engel koymak için yapılan bir protokol. Bunu böyle bilelim. Aşağıdakilerden hangisi bu hedeflerden biri değildir? Değildir. Altını çizdim. Fazla yakıt tüketen, fazla karbon üreten tesislerden daha fazla vergi alırsam fabrika sahipleri, yatırımcılar, teşebbüsçüler ne yapar? Çekinir. Bunu da bir gider olarak sayınca belki daha az kullanır karbon yakıtları, kömürü. Mantıklı. Nükleer enerjide karbon salınımı olmadığı için bu enerji ön plana çıkarılacak diyor. Şimdi kalsın. Bunda zararları var. Atmosfere bırakılan metan ve karbondioksit oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynakları kullanılacak. Doğru, doğru arkadaşlar. Aynen öyle. Alternatif enerjiler kullanılması lazım. Daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerinin endüstride yaygınlaşmasını sağlamak. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Neden? Daha az enerji tüketirsem daha az kömür kullanırım, daha az petrol kullanırım. Doğa için olumlu mu? Olumlu. Atmosfere salınan gaz miktarının artması sağlanacak diyor. Lütfen dikkat. Şimdi neyi kaldı arkadaşlar burada? İki tane seçeneğimiz kaldı değil mi? Bursa ve Edirne. Şimdi atmosfere salınan gaz miktarının artması sağlanırsa gazlar kimyasaldır. Atmosferdeki gazlar neydi? %78 azot, %21 oksijen, %01 civarlarında da asal argon gazlar, kripton, neon gibi hafif gazlar değil mi? Bu bir denge sonuçta arkadaşlar. Şimdi ben bu gazların içerisine harici, dışarıdan zararlı, kimyasal gazları karıştırırsam o denge ne olur? Bozulur. Ve o gazlar tepkimeye girerse atmosferin doğal yapısında bir deforme olur. Bu bir kere doğrudan olumsuz bir durum. Şimdi geldim Bursa'ya. Nükleer enerjide karbon salınımı yok. Zararı var mı? Var. Peki hocam bu da zarar. Ona bakarsan iyi okuyun. Sera etkisi yaratan gazlar. Hangi gazlar? Karbon gazlardan söz ediyor. Sorumuz karbon gazlar sorusu. Karbon salınımı, karbon gazlarını, o yani bu hangisi? Lignit, petrol, doğalgaz, onlardan bahsediyorum. Ya da asfaltit, katılaşmış petrol gibi düşün. Bunlardan söz ediyorum ama burada karbon salınımı az olması demek, olmaması demek olumlu bir şey o zaman. Onun için sorumuzun cevabı ne olacak? Edirne olacak sevgili arkadaşlar. Gençler hepinize başarılı günler diliyorum. Sağlıklı, huzurlu günleriniz olsun inşallah. Hoşça kalın.